Bu videoda bombom silahları katman listesini yapıyoruz. Öncelikle kupa ya 295 hasarımı ne vardı ama bu silah gerçekten çöp yani bunu hiç kullanmadım. Gömemiyor abi. Bizde gömme metası var. Öfke ateşi ya bu oyun başlarında kullandığımız hani diğer silahlara diğer temel silahlara göre 5 hasarı daha fazlaydı. Bir de üçlü povu falan vardı. O yüzden bir tık böyle kullanılan bir silahtı. İşte Gürs oy. Abi Gürs iyi ama bize üçlü pov lazım ya. Üçlü pov olmadığı için yani bunu sadece güçlü gözükmek için takılıyor şu anda. O yüzden bunu iyi diyeceğim. Evet Newton. Abi Newton'un gömmesi falan iyi ama bunların hasarları hep çok düşük olduğu için bunu da eş diye atacağım. Kompa yani çöp abi bunu kullanmam ben. Pov movu da leş gibi bir şey zaten. Oy katana. Abi bu silah görünüş açısından eskiden çok güzeldi. Böyle çok ilgimi çekiyordu falan ama şu an sadece görüntüsü var ya. Arada böyle görüntü ya da değişiklik olsun diye kullandığım bir silah. Yani buna da derim bırakırım. Bal kabağı da yani öyle arada etkinliklerde ya da girişte falan veriliyor ama yok ya buna da derim iyiye gitmez bu ya. Abi yıldırım oyunun en iyi silahlarından biridir. Ben yıldırımı abi gürzün üstüne koymak istiyorum ya. Ben buna çok iyi derim abi. Muhteşem gömüyor. Oyun kralı abi bizde oyun kralı çöp. Oyun kralı bizde buglı olduğu için çöp abi ya. Buglı olmasa bile çöp ya. Pov mov leş gibi. Bu silah ya telafide veriliyor ya da geri dönen oyunculara falan geliyor bazen. Abi bu çöp leş gibi. Tekli povu var. Bir de bug'ı da var herhalde. Bunun hasarı az falan vuruyor. Kötü bir silah. Oy. Bizim mavi bum'a geldi. Tam isimleri tam hatırlayamıyorum ama abi bu silah 285 hasarlı. Bu güzel abi. Bu harbiden iyi. Hani emek kasanlar falan özellikle bunu aldı mı kalıcı yapıyor. Abi ben buna çok iyi diyeceğim ya. Bu tam emekçiler için falan böyle kalıcı yapabiliyorsun bunu. Hani povu mova olmasa bile en azından görüntüsü falan çok iyi abi bu. Kara asası abi. Bak bu kara asası eski dönemde böyle en iyilerin 800 bin 900 bin güç olduğu dönemlerde oyunun en iyi silahlarından biriydi ama destan kara asası. Ben bunu iyi derim abi. İşte buna şey olur. Ayıp olur. Oy kargı geldi. Bak bu kargı üçlü pov olduğunu düşünsenize. Herkes bunu kullanır bak. İddia ediyorum çoğu kişi bunu kullanır. Gömmesi falan da çok da kötü bir silah değil. Ben bunu abi kargıdır ya. Kargıyı ben muhteşeme koyacağım. Kargı sevilir. Maymun kral silahı povu üçlü. Değişik bir tarzı var böyle. Gömüyorla gömmüyor arası. Değişik bir çukur falan açıyor. Ama işte kadar da kötü mü? O kadar da kötü değil sanırım. Bunu iyiye atalım. Tırpan. Tırpan benim en sevdiğim silahlardan biri. İlk 5'e girer yani benim için. Görüntüsü özellikle attığı şey falan çok iyi böyle. Ben buna iyi diyeceğim o yüzden. Kontu yıllarca kullandık. Hem de çok uzun bir süre kullandık. Kalıcı yaptık falan filan. Hasarı düşük. O yüzden bunu da iyiye bırakalım. Ejder ateşi. Ya bunu seven çok arkadaş var. Hani biraz gömmesi de iyi falan. Ben bu silahı hiç sevmiyorum. Bir türlü ısınamadım. O yüzden işte diyeceğim. Oy, bu şimdi sevgi bumerangının şans tanrısı mı? Gerçi ikisi de görüntü olarak aynı. Abi bu da bize çocukluğumuzda çok iyi bir dönem yaşattığı için ben bunu çok iyiye koyacağım ya. Muhteşem olur mu? Muhteşem de olur aslında ama dursun evet orada. Bambu eskiden temel silahlar varken bunları almak için çabalıyorduk böyle. Öyle bir dönemdeydik. Ama bu bambunun povu movu normal atışı güzel de povunu ben sevmiyorum. Bunu işte'ye atacağım. Bu silahın da yine aynı şekilde normal attığımızda güzel gömüyor ama povu silahla alakasız bir şey gibi gözüküyor bence. Bir türlü alışamadım. Civciv benim için çöptür abi. Civciv düşmanı gömemediğiniz ya en berbat silahlardan biridir. Bu çöp abi. Bu çöp. MTC koduyla bunu bedavaya falan alıyorduk ki hatta herkes de bundan vardı. Çöp abi. Bozuka çöp. Neptün abi Neptün muhteşemdir ya.
Neptün harbiden hem gömer hem seti vardır. Statüleri iyidir. Buz fırtınası kesinlikle muhteşem. Meşale de iyidir ama çok iyi midir? Çok iyi değildir. Meşaleyi şu sınıfa koyabiliriz bence. İyi diyebiliriz. Oy baloncuk. Ya buz fırtınası yoksa ya baloncuk ya da Neptün kullanırsınız. 295 hasarlı falan. Statüleri de güzel. Saldırı çeviklik. Buna ben muhteşem derim. Tanrıçanın cezası, Allah'ın cezası diyorum ben bu silaha. Bunu eh derim. Bow'u güzel, böyle kuş atıyor gibi bir şeyler yapıyor. Araba açısı çok kötü bir silah. Ben bunu çöp derim o yüzden. Hiç sevmedim. Görüntü olarak güzel olsa da yok yani. Evet, kupa da çöp. FA kutusu. Ben bu temel silahlar kaldı herhalde bir. Ya bu temel silahlar arasında ben bunu FA kutusunu daha çok kullanıyordum. Sevdiğim bir silahtı. Pommel makas falan atıyor. Güzel baya. Bunu ne diyelim? Bu abi bu iyi ya. İyi mi? Abi yok ya. Buna eşiteye koyacağım. Bak fıçı daha çok tercih ediliyordu. Herkese de bundan vardı. Bunun artı 12'sinden falan vardı. Bu iyiye gider. Bu zaten oyunun başında verilen bir silah. Eh diyoruz. Buzdolabı bunu da çoğu kişi kullanmıyor açısından dolayı. Lanet bir açısı var. Çöp diyeceğim o yüzden. Epic Bambu. Çok pahalı bir silahtı. Daha şimdi kullanılmaya kullanılmaya birazcık ucuzlama ya da etkinliklerde gelmeye falan başladı. Bunun da povu tekli olmasaydı fikirlerim değişebilirdi de ben buna eh işte diyeceğim. Ben buna iyi diyemem. Şu silahları da kullanırım daha iyi gibi yani. AK silah çocukluğumuzda hatırlayanlar vardır. Bu da bedava veriliyordu. Ama şu an maalesef çöp bom. Bom da açısı çok kötü bir silah. Bow da çok kötü. Ama gömmesi bayağı iyi. Ama bir yıldırım etmez. Çöp ya. Boma da çöp dedik. Kedi. Üçlü povu var. Güzel gömüyor. Ama bizim millet bir türlü bu silaha alışamadı. Yani baloncuk varken bunu kullanmam mantığında olduğumuz için buna da iyi diyorum. Ve benim katman listem bu şekilde. Evet, siz hangi silahı nereye koyardınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve hoşça kalın.